Sevgili seyirciler, TGRT Ankara stüdyolarından merhabalar diyoruz. Bu akşam önemli konuları konuşacağız ve gerçekten gündemle ilgili, gündemi ilgilendiren konularla ilgili önemli bir konuğumuz var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar. Sayın Bakan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ve Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik, Sayın Bakanımızın hemen yanında. Senle hoş geldin Murat. Merhaba, sevgili Murat. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi sevgili Deniz Zeyrek. Deniz, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet efendim, bugün aslında siz bir start daha verdiniz. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili bir milli mücadeleyi başlatmış oldunuz. Milli seferberlik ilan ettiniz. Gerçekten buna önemle üzerinde duruyorsunuz. Kanununu çıkarttınız. Her hafta sizi bir belediyede, yıkımda veya işte temel atmada görüyoruz. Bunlara gireceğiz. Çok önemli konular var. Gerçekten sevgili Murat ve sevgili Deniz'in de soracağı size, ama ben önce izin verirseniz Türkiye'nin gündemindeki gelişmelerle başlamak istiyorum. Bir taraftan iki haftadır Türkiye o kadar çok gündem başlığı var ki ana gündemin altında bile birçok ana başlık oluşuyor. İmralı'ya kimler gidecek, kimler gelecek tartışmaları, isim bir türlü belirlenemedi. Bu hafta, önümüzdeki hafta deniliyor. Bir taraftan süreç işliyor. Sizin söylediğiniz barış ve kardeşlik projesi, kamuoyundaki adıyla işte Kürt meselesinin çözümü konusu, silahların bırakılması, işte terör örgütü üyelerinin ülke dışına çıkartılması konusu. Önce bununla başlamak istiyorum. Yolunda gidiyor mu her şey? Bakanlar Kurulu'nda bu çok gündeme geliyor mu? Çok teşekkür ederim. Tabii bizim vatanımız, bizim coğrafyamız, bizim devletimiz çok mübarek bir devlet. Çok kutsal bir devlet. Bütün bu tarihi derinliğimiz, tarihi zenginliğimiz, bütün bu olgularımızın yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Devleti'nin bulunduğu parsel dünyanın en çalkantılı coğrafyasının odağında, merkezinde bulunuyor. Evet. Tarih boyu böyle olmuş bu. Ve şimdi Türkiye bir taraftan gelişiyor, bir taraftan kalkınıyor. Bu süreç içerisinde Türkiye'nin sıkıntıları var. İşte bu son 30 yıldır Türkiye'mizde var olan bir problem var. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama bizim iktidarımızın döneminde son 10 yılda, 10 yılı aşkın bir sürede hakikaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı taşıyan vatandaşlarımızın, yani bugün itibariyle 75.6 milyon vatandaşlarımızı nasıl içselleştiririz? Nasıl bunların aidiyet duygusunu artırırız? Nasıl bunları bayrağımızın etrafında, tek bayrak etrafında, tek vatan etrafında, tek ideal etrafında bütünleştiririz diye çok büyük bir gayret içerisinde olduk. Ama çok şükür, elhamdülillah, bu meyvelerini vermeye başladı. Hele son 3-4 aydır Türk parlamentoda grubu bulunan tüm siyasi partiler bu doğrultuda bir atılım içerisinde, bir gayret içerisinde. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, biz Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak tabii ki en büyük sorumluluk bize düşmekte. Ama Türkiye'de sorumluluk kulvarında olan, sorumluluk mesabesinde olan tüm siyasi partilerin de aynı sorumluluk çerçevesi içerisinde hareket etmesi lazım. Tabii biz, etmeyenler mi var? Biz bu konuda tabii var, etmeyenler var. Yani işin, bu işten rant nasıl temin ederim, siyasi rant nasıl temin ederim, bu işi nasıl başka yönlere çekerim diye düşünenler var. Ama geldiğimiz nokta itibariyle, bugün geldiğimiz nokta itibariyle bir defa milletimizden çok büyük bir teveccüh var. İnanın, biz, ben mesela Trabzon milletvekiliyim. Şimdi ben onu söyleyeceğim. Trabzon'da İmralı ile görüşmelere sıcakla yaklaşıyor vatandaş. Ya diyor, bu terör bitsin de, bu terörü bitirin de Allah sizden razı olsun. Ne yaparsanız yapın. Diğer taraftan işte bunu, Suriye olayı bizim için sıkıntılı bir olay. Evet. İşte cilve gözünde daha iki gün önce olan hadise. Yani bütün bizim bu barış ve kardeşlik sürecimizi, Türkiye'nin insanlarının, vatandaşlarının, Türkiye milletinin birbirini kucaklaşması meselesinin adım adım biz bunu yaygınlaştırıyoruz. Bakınız, daha geçen gün işte BTP'li bir milletvekili dedi ki, Türk bayrağı düşünce ben konuşmam. Yerine aslında ondan sonra konuşacağım. Artık bu noktalara geldik. Evvelden bu kadar çok hassas davranmıyorlardı. Şimdi artık biz mutlaka, biz tek bayrak altında vatan eksenli, millet eksenli, üretim eksenli bir vatan milliyetçiliği yaparak, evet,
bir vatanımızın bütünlüğünün koruması, sahiplenmesi çerçevesinde birleşerek vatanımızı güçlendirmemiz lazım. Hiç kimse bu vatanın, bu milletin başka mecralara çekilmesi, bu vatandan yonga koparması noktasında adım atarak bir şey elde edemez. Ne kendisine, ne milletine, ne de bu devlete. Tabii ki etnik gruplar olabilir, vardır. Türk, yani Türk kökenli, Kürt kökenli, Laz kökenli, Çerkez kökenli. Ama bunlar bizim alt kimliklerimizdir. Bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bizim ana kimliğimizdir. Bunu çok daha fazla içselleştirmemiz lazım. Modern dünya ne diyorsa, bilimsel dünya ne diyorsa, öyle dar çerçevede düşünerek, dar kapsamını düşünerek bu olmaz. Vatanımızı kucaklayacağız. 780 bin kilometrekare coğrafyamızı kucaklayacağız. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı meselesini biraz daha öne çıkartacağız. Bunları şimdi çok daha fazla ileriye gitmek istemiyorum ama çok iyi yoldayız. İnşallah beraberce tüm parlamentodaki 548-550 milletvekili arkadaşımız, kardeşimizle birlikte, hükümetimizle birlikte, parlamentoda grubu bulunan milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, BDP'li milletvekillerimizde içerisinde çok kıymetli arkadaşlar var. Gerçekten bu vatanın birliğini hiç kimse onlardan daha fazla düşünemez. Öyle kıymetli arkadaşlar var ki bu vatanın birliğini, dirliğini, bayrağını, bütünlüğünü hepimiz kadar düşünüyorlar. Ben de onlar gibi düşünüyorum. İyi niyetli düşünenlerle beraber. Oradaki bir Güneydoğulu bir milletvekili bu memleketin birliği, dirliği noktasında bir Kürt kökenli vatandaş olarak, bir Kürt kökenli milletvekili olarak ne düşünüyorsa ben de aynısını düşünüyorum. Yeter ki tek bayrak olsun, tek vatan olsun, tek millet olsun, coğrafya bütünlüğü, vatan bütünlüğü sarsılmasın. Bu noktada inşallah adım atacağız. Cenab-ı Allah da bize yardım edecek, milletimiz de bize yardım edecek. Türkiye'nin her tarafındaki insanlar artık şehitler artık olmasın. Askerlerimiz artık ölmesin, yavrularımız artık can vermesin, bütünlüğümüz sağlansın. İnanın bizim bu birliğimiz, bu dirliğimiz Türkiye'nin kalkıp gelişmesine çok ciddi katkı sağlayacak. Dünya katkı sağlayacak, komşularımıza katkı sağlayacak. Türkiye'nin güçlenmesi, kalkınması, birliği, dirliği çok ciddi katkı sağlayacak. Ama bölücü düşünen, kafasının arkasında karıncalanma olan, kafasının arkasında başka ajanda olan, bu memleketin hayrına düşünmeyen, bu memleketin hayrına mugayir düşünen insanlar da belasını bulsun gitsin. Bunu söylüyorum. Belasını bulsun gitsin. Murat sen araya girmiştin. Zaten Sayın Bakan onu söyledi. Hani ben, siz Trabzonlusunuz, Trabzon milletvekilisiniz. Karadeniz insanının... Milliyetçiliğin en yüksek yani, olduğu yerlerden. Birçok coğrafyada var Türkiye'de ama hani Karadeniz insanının hassasiyeti ve o biraz da böyle nasıl söyleyeyim hani heyecanı bilindiği için, somut bir bölge olduğu için hani orada destek var mı bu sürece diyecektim. Ona cevap verdi Sayın Bakan zaten konuşmasının içinde. Sadece burada mesela hani BDP'nin son bayrak, Türk bayrağına gösterdiği hassasiyeti söylediniz ya. Kimileri hala bunların bir şekilde işte Öcalan'a nihai olarak özgürlüğü getirecek bir sürecin de aynı zamanda altyapısı olduğunu söylüyor. Ya gerçi Başbakan hani öyle bir şey olmayacağını söyledi ama önce bir ev hapsi, sonrasında işte bir genel af, hatta Öcalan'ı da kapsayacak. Bu sürecin sonu oraya da giderse, hani demin dediniz ya halkımız ya bunu bitirin de ne olursa olsun diyor. Hani halkın da bazı kırmızı çizgileri var galiba benim görebildiğim kadarıyla. O konuda başbakanımız gereklerini söylüyor. Evet. Yani o konuda Türkiye'nin hassasiyeti, Türk milletinin hassasiyeti neyse onlara biz dikkat ediyoruz. Türk milleti ne istiyor? Vatanımıza bölünme noktasında bir sıkıntı olmasın. Evet. Askerimiz ölmesin, insanımız ölmesin. Yoksa bizim kırmızı çizgilerimiz nedir? Bu millet böyle buralara kolay gelmedi. Bizim Cumhuriyet'in kuruluşunun manifestosu var. Doğru. Yani onun için bizim derdimiz belli. Bunu daha çok daha iyi Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı ifade ediyor. Türkiye'deki yani sosyal bakımdan bu işle ilgili bakanlarımız var, başbakan yardımcımız var, bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımız var. Onlar bu işi çok daha iyi ifade ediyor. Ama bizim hükümet olarak niyetimiz, hükümet olarak tavrımız, tarzımız budur. Evet, Deniz? Aslında çok fazla ekleyecek bir şey yok. Sayın Bakan çok net bir şekilde ortaya koydu. Hükümetin bu konudaki siyaseti de devam ediyor. Ben biraz tabii geçmişte hani TOKİ başkanı olduğunuz için sormak istiyorum. Bu karakolların inşa süreci vardı. Hani bu konudan başka konulara geçmeden onu bir
Bilginiz var mı? Son durum nedir? Ne kadar daha yapılacak? Kaç tane yapıldı? Son verileri almadım. Yani bu o konuda bana bilgi notu da gelmedi. Ama şunu söyleyebilirim. Biz hem genel kurmayımızın hem de jandarma genel komutanlığımızın talepleri doğrultusunda TOKİ'de çok güzel karakollar yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Bunların sayısı toplam olarak 300'e yaklaştı. Bunların yarısına yakını, yarısından biraz fazlası bitirildi. Ve bu adım adım devam ediyor. Bir kısım polisin de var. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde var ama onlar az bir miktar. Daha çok Jandarma Genel Komutanlığı'yla Genelkurmay Başkanlığımızın talepleri doğrultusunda yapılan. Hakikaten bunlar çok modern oluyor. Bunlar hem her dönemde hizmet verebilecek olan karakollar, güvenli, bahçesiyle güvenli, diğer hususlarıyla güvenli, hizmet kalitesi bakımından, donanım bakımından çok güvenli yapılar. Bunlar da daha da artacak inşallah. Ben birine gittim bu anda. İran sınırında birine gittim. Yeni yapılanlar. Yeni yapılanlardan. Evet. Ve mesela roket atıp duvarı denemişler. Hani sağlamlığını. Ve yani koskoca duvarda o koskoca roketle şöyle şu kadar bir parça işte kırılmış. Yani delip geçmeyi bırakın. Hani yani içine roket sıva düşmesi gibi bir şey. Yani gibi. Hani bütününe bakınca öyle bile denilebilir. Bunların yani hem çift teçhizatlı demir donatı koyuyoruz. Hem de betonları da durabet dediğimiz beton var. Yüksek evet. Katkılı, yüksek şey. Teknolojik bir sistem tabii, değil mi? Tabii. Yani dünyadaki örneklerinden. Zaten bir bahçe duvarı var. Bahçede koruma duvarı var. İçeride evet. De kendi karakolun kendi duvarları var. Bunlar gittikçe gün geçti de bunları geliştiriyoruz. Yani ilçelerdeki o hani polis merkezlerinin de yapımında herhalde aktif onu mu demek istediniz? Yok sadece yine şeyde, polislerle ilgili bir şey dediniz de. Güvenliği hassas bölgelerde yaptırdığı karakollardan bahsediyorum. Yani güvenlik hassas bölgelerde emniyetin de bir takım talepleri oluyor o karakollar. Deniz ben bir bununla bağlantılı efendim yine gündemde bunu da konuşalım ondan sonra o konulara geçelim. Yeni anayasa bu konunun neresindedir? Bir deadline ortaya konuldu. Sayın Başbakan Mart'a kadar olmadı. Biz kendi anayasamızı getiririz dedi. Hani bu terörle bağlantılı olarak kendi anayasamızı yok yok hani kendi anayasamızı hazırlarız ve ortaya koyarız. Çünkü biz bu sözü verdik dedi. Yani biz hazırlarız, ortaya koyarız. Bir hazır zaten. Şimdi bir defa ki hazır. Şimdi bir defa bu mevcut anayasa bir defa bize uymuyor. Dar geliyor. Gelişen dünya şartlarına, değişen dünya şartlarına, değişen gelişen Türkiye şartlarına uymadığını herkes kabul ediyor. Daha evrensel, daha demokratik, daha katılımcı, halkın kabul ettiği bir anayasa yapmamız lazım. Bunun için bir mücadele ediyor. Belli 30 maddede mutabakat sağlandı zannediyorum. Bunu artırmaya çalışıyoruz. Mutabakat sağlayarak anayasayı yapmak en güzelidir. Bunun için meclis başkanımız çok ciddi mücadele veriyor. Komisyonda her parti grubundan eşit üye var. Onlar bir çalışma yapıyorlar. Ama tabii bunu ülke konseptinin kabul edeceği bir anayasa olması lazım. Eğer olmazsa biz vatandaşa söz verdik. Seçimlere girerken, 2011 Haziran seçimlerine girerken anayasadan biz telaffuz ettik bunu seçimlere girerken. Ve bunu yapmamız lazım. Biz orada referandum yapacak sayı bulduğumuz zaman 330 mu oluyor? 330 evet referanduma götürme sayısı. 330'u bulduğumuz takdirde referanduma gideriz. Ya bu tabii milletin anayasası olacak. Milletin yaptığı bir anayasa olacak. Milletin kabul ettiği bir anayasa olacak. Ve bunun tabii bu terör... Eğer mutabakatı sağlayamazsak. Tabii. Sağlayamazsak evet. Mart ayına kadar evet. Olan süreç onunla ilgili. Tabii bunun da mutlaka terörün çözümüne veya işte demokratik Türkiye'ye de herhalde katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz diyorum ve bilmiyorum. Evet. Orada evet. Tabii herhalde yeni anayasa ile birlikte en çok konuşulan mevzu da başkanlık sistemi de olacak mı olmayacak mı meselesi. Yani hani herkes de geçen gün gazetelerin manşetinde de vardı. Eğer Tayyip Erdoğan olacaksa aday hani hiç şüphe yok ilk turda başkan seçilir vesaire diye. O gülümsememizden ne anlayalım? Hayır bizim tabii yani dünyaya baktığımız zaman bizim gelişmeye, kalkınmaya ihtiyacımız var. Hızlı kalkınmaya ihtiyacımız var. İnsanımızın refah düzeyini artırmaya ihtiyacımız var. Bunun için başkanlık sisteminin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Ama başkanlık sistemi olur, yarı başkanlık sistemi olur. Mevcut anayasayla kuvvetlendirilmiş cumhurbaşkanı olur. Bunların hangisi uygunsa onların hepsini
şey yapabiliriz. Evet. Deniz? Ben de açıkçası hani anayasanın özgürlükçü, adil tarafı hep konuşuluyor. Ekonomik ve sosyal boyutları pek tartışılmıyor bugünlerde. Evet. O açıdan sizin bakanlığınıza da çok rol düşüyor. Yani yurttaşların barınma hakkı var vesaire, bu tür detaylar var. Bunları daha hiç tartışmadık. Yani hiç bu konularda siz de ön plana çıkmadınız. İşte anayasayı yapanlara bu konularda hassas olun demediniz. Hani o tür insanların temel hak ve hürriyetlerini tartışıyoruz ama öbür taraftan da hani konut hakkı, barınma hakkı, çevre hakkı vesaire gibi detaylar var. Sizin bir öneriniz oldu mu bakanlık olarak? Tabii bizim var önerimiz var. Yani şimdi bir defa barınma hakkı, konut hakkı, şehirlerin düzenlenmesi, çevre düzenlenmesi, çevre de çok önemli. Bunlar anayasada var. Bu konuda hemen hemen mutabakat var. Hemen hemen yani tüm partiler bu konuda sosyal devlet konumuna uygun, sosyal devlet ilkelerine uygun bir yapılanma konusunda pek bir problem yok. Onun için daha fazla çevre konularına daha çok ağırlık veren, barınma hakkını daha çok öne çıkaran bir yapıyla yolumuza devam edeceğiz. Tabii biz zaten Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. hükümeti olarak ne yaptık? Bakanlıkları yeniden dizayn ettik. Yeniden dizayn ettik. Ve biz seçimlere girerken ilkelerimiz var. Ne dedik? İleri demokrasi dedik, büyük ekonomi dedik, güçlü toplum dedik, yaşanabilir çevre ve marka şehirler dedik, lider ülke dedik. Bu ana konseptlerimiz. 5 tane ana konseptimiz var. Bunlardan bir tanesi yaşanabilir çevre ve marka şehirler. Ve bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluşturuldu. Eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı'nın çevre kanadının kaidesi üzerinde yepyeni bir bakanlık oluşturuldu. Ve bunu konuşlandırmak, bunun birimlerini, departmanlarını oluşturmak, bunların içerisinde, kendi içerisinde bir ahenk yakalamak, bunları çalışır vaziyete getirmek, bunlara bir kurumlaşma noktasında gerekenleri yapmak, bunların hafızasını oluşturmak, heyecanlı ve titiz bir yapı oluşturmak birden kolay değil bu. Diğer bakanlıklarda da yenilenme var ama en çok dizayn edilmesi, yeni görevler yüklenen, yeniden oluşturulan bakanlık olarak benim bakanlığımdır. 1,5 sene oldu, 1,5 seneyi biraz geçti. Bu süre içerisinde bizim bakanlığın kendi ana bünyesinde 8 tane temel genel müdürlüğümüz var. Onun dışında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bize bağlı. İlbank bizim ilgili kuruluşumuz ve yine Yüksek Fen Kurulu var. Yine üçüncü şahıslara, kamunun diğer kuruluşlarına hizmet veren bir kuruluş. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı. Bir de Avrupa Yatırımları Daire Başkanlığımız var. Bu da yine 12 ana departmanımız var. Daha başka departmanlarımız da var. Tabii İlbank'ın 18 bölge müdürlüğü var. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 22 tane bölge müdürlüğü var. 80 bin bir tane tapu müdürlükleri var. Kadastro müdürlükleri var. Diğer taraftan bizim çevre şehirciliğin 81 tane il müdürlüğü var. Yine bu kentsel dönüşümle ilgili İstanbul'da, İzmir'de ve Bursa'da kentsel dönüşüm müdürlükleri kurduk. Yani bunlarla beraber yolumuza devam ediyoruz. Ama kendi içimizde başka birimler var. Ama kendi ana kasnağımız 8 genel müdürlük, bir bağlı bir ilgili genel müdürlük, 2 tane de Yüksek Fen Kurulu ve Avrupa Yatırım Dairesi Başkanlığı olmak üzere 12 ana departmanımız var. Bunları kendi içimizde ahenkli çalışma, kendi içimizde departmanlar arasında taassubu bırakma, birimlerin, departmanların birbirine daha çok yardım yapmasını sağlama ve çevrecilik konusunda, çevreye duyarlılık konusunda bilinci artırma, hem kamuoyunun bilincini artırma, hem bakanlık konusunda, bakanlık olarak bu doğrultuda neler yapabileceğiz onları daha iyi kendimizi içselleştirme, kendi sorumluluğumuzu artırma noktasında neler yapabiliriz, bunları geliştirme, Kopenhag kriterlerine uyma, evet. İşte Birleşmiş Milletler'in kriterlerine uyma, Avrupa Birliği kriterlerine uyma, Kuzey Avrupa, Kuzey Batı Avrupa ülkeleri tarafından oluşturulan, çevrecilikle ilgili oluşturulan bilgiler nelerdir? Onlardan transfer ederek onların doğrultusunda çalışmalar, ilerlemeler yapmak ve hakikaten çevre konusunda çok ciddi adımlar atıyoruz. Diğer taraftan
Bayındırlık görevlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bayındırlığın düzenlemeyle ilgili kamu kuruluşlarının yapacağı binaların hesaplarıdır, kitaplarıdır, projeleridir bunları yapma. Diğer taraftan mesleki disipline bizimle ilgili, bayındırlıkla ilgili meslekli, müteahhitlerle ilgili mesleklerle ilgili, mühendislerle ilgili, kooperatiflerle ilgili, yapı malzemesiyle ilgili, ustalarla ilgili, kalfalarla ilgili, yeşil binalarla ilgili, akıllı binalarla ilgili neler yapabiliriz? Çok önemli bir konu, coğrafi bilgi sistemlerini geliştirme noktasında çok ciddi adımlar atıyoruz. Coğrafi bilgi sistemlerinin işte askeriyenin coğrafi bilgi sistemleri noktasında Haritacılık Genel Müdürlüğü var. Diğer taraftan üniversitelerim var. Diğer taraftan Kalkınma Bakanlığı'nın var. Bizim ülke çapında ülkenin tamamını kapsayacak mekansal stratejik planları nasıl yapabiliriz? Bunların coğrafi bilgi sistemleri, işte ortofoto sistemleriyle ilgili olarak coğrafi bilgi sistemlerinin tabu kayıtlarıdır, parsel kayıtlarıdır, jeolojik yapılardır. Bunların verilerini alarak onlardan diğer yatırım yapacak olan hem kamu kuruluşlarına hem özel sektöre uç verme, daha bilgiye ulaşabilirliğini sağlama noktasında çok ciddi adımlar atıyoruz. Diğer taraftan en önemli işimiz, hatta bu akşam gibi belki buraya bu da bulunuşumuzun ana sebebi kentsel dönüşüm. Afet riski taşıyan alanların dönüşümü, afet riski taşıyan binaların dönüşümü meselesi bizim için bu milli bir mesele. Türkiye'nin olmazsa olmaz meselesidir. İşte 20 milyon konut stoğumuzun, 20 milyon konut stoğumuzdan 13-14 milyon konutun elden geçirilmesi, bu konutların içerisinde deprem aksı, deprem fayı üzerinde bulunan yaklaşık 6,5 milyon konutumuzun 20 yıl içerisinde yenilenmesi, evet. İlk 2 yılda bunların burada bir vatandaşın güvenini kazanmak, vatandaş hakikaten bu devlet bu işi yapar, bu devlet vatandaşı incitmeden bu işi yapar diye bunun vatandaşa bunun güvenini verme noktasında çok ciddi çalışmalar yapma noktasında bakanlığımız çok yoğun bir çalışma yapıyor. Genel müdürlerimiz, genel müdür yardımcılarımız, daire başkanlarımız, bakanlığın çalışanları çok yoğun bir çalışma yapıyor. Yine biz başarı grafiğine göre Türkiye'de özel eleman almak için kanuna koyduk ve bakanlar kurulundan yetki aldık. Biz mesleğinde hakikaten tebarruz etmiş, mesleğinde öne çıkmış arkadaşları piyasadan alarak bunlara biraz daha fazla maaş vermek suretiyle bakanlık bünyesine kattık. Bir aşağı yukarı 100 tane arkadaş aldık. Şimdi yeni bir ilan verdik. İlk 5'e giren işte inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, mimar, şehir plancısı, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, harita mühendisi gibi aklıma gelmeyen de olabilir. Disiplinlerden iktisatçı, işletmeci, sosyolog meslekten almak suretiyle okullarında ilk 5. derecede bitiren, bulamazsak ilk 10'a girerek bitirenlerden, 5 yıl tecrübesi olanlardan, İngilizce bilenlerden, bilgisayar bilenlerden mülakat yapmak suretiyle şimdi yeni eleman alacağız. Arkasından biraz daha bunu biraz daha genişleteceğiz. Belki dereceye girenler değil ama başarısı iyi olanlardan yine mülakatla eleman almak suretiyle bunları hem illere hem genel müdürlüklerde tevzi ediyoruz. Bunları görevlendiriyoruz bu arkadaşları. Bakanlığı hakikaten çok üreten, çalışan, dünyadaki en ileri bilgileri, teknolojileri alıp bize onları alıp mesela benim teknik ofisim var. Bu teknik ofiste hakikaten Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni çok iyi dereceyle bitirmiş arkadaşlardan elemanlar aldım. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni çok iyi dereceyle bitiren, Boğaziçi'ni bitirenlerden arkadaşlar aldım. Ama bunlar daha henüz çok yeterli değil. Bunlarla birlikte dünyanın neresinde güzel şehirler var? İşte diyelim ki Güney Kore'de Seul'ün yakınlarında Sejong diye bir şehir kuruldu. Bunu inceliyoruz. Nasıl yapmışlar? Orada hibrit arabalar kullanıyorlar. İşte orada ekolojik şehir kuruyorlar. Orada işte yeni bir fauna yerleştiriyorlar. Yeni bir flora oluşturuyorlar. İşte endemik hayat orada nasıl tekrar canlandırırız? Onu oluşturuyorlar. İşte Canberra şehrini inceliyoruz. Avustralya'da Canberra şehrini istiyoruz. İşte Malezya'nın yaptığı Kuala Lumpur'u inceliyoruz. Öbür taraftan gelip Kanada'daki Vancouver'u inceliyoruz, Seattle'ı inceliyoruz. Hakikaten dünyada öne çıkmış şehirleri nasıl yapmışlar? Diğer taraftan Japonya'da, Tokyo'da kentsel dönüşüm yapıyor ama orada kentsel dönüşüm şehrin eskiyen, çürüyen merkezlerini, köhneleşmiş merkezlerini yenilemek için, şehrin marka değerini artırmak için. Evet. Kentsel dönüşümler. Onlara bakıyoruz. Biz de işte Ankara'da bir Saracoğlu Mahallesi'ni yapacağız. Bakıyoruz işte İstanbul'da Akarakter'i nasıl yapmışlar. Diğer taraftan işte Berlin'de çok ciddi kentsel dönüşüm yapmışlar. Berlin'in yaptığı kentsel, bakıyoruz onlara. Şehirlerimizin de marka değerini artırmak suretiyle daha fazla hem iç turizm hem yurt dışından turizm getirmek için neler yapabiliriz diye arkadaşlarımızla devamlı çalışmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da yasal düzenlemeleri yapıyoruz. İmar kanunu yeniden elden geçirip günün şartlarını uyarlamaya çalışıyoruz. Yapı denetim kanunu günün şartlarını uyarlamaya çalışıyoruz. 2B var. Kıyı kanunu 2B
işte satışlar başladı. O kanun bitti. Şimdi şey tarafından. Bir kısa ara vermem lazım. Ara şey yapmayalım. Deniz bir soru sordu efendim. Tam da biz ama Sayın Bakan'ın bildiği yerde yani bildiği yerde olunca evet yani biz de evet. Neyse ben keseyim burada. Gerçi o konuda özellikle Murat'ın da çok güzel soruları var. Bu programda ben girmek istemedim. Benim de vallahi sorularım evet, var da. Evet. Sayın Bakan bütün önce bir konuşsun. Evet. Sonra biz. Hayır soru soru. Sonra biz mi konuşacağız? Yok siz şimdi girişi yaptınız. Şimdi biz detaylar üzerinde şimdi ince çalışıyoruz. Şimdi bize geldi sıra. Efendim kısa bir ara istirham ediyoruz. Sevgili seyirciler çok kısa bir aranın ardından Sayın Bakan Özel, Erdoğan Bayraktar ve yine Murat Çelik ve Deniz Zeyrek de bizlerle birlikte. Efendim tam böyle konu sizin istediğiniz yöne doğru kayarken reklam arası vermek zorunda kaldık ama bu arada da Twitter'dan sorular geliyor. Özellikle peyzaj mimarları ve sosyologlarla ilgili arkadaşlarımıza söylüyoruz. O soruları Sayın Bakanımıza yönelteceğiz. Hiç merak etmesinler. Ben şunu sormak istiyorum bu terör konusuyla ilgili olarak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir işbirliği var mı? Memnunlar mı? Bu hem kentsel dönüşüm anlamında hem de TOKİ anlamında. Orada başka bir şey yapılacak mı? Özellikle hani Hakkari gibi yerlerde işte dağlık arazide işte Mardin gibi TOKİ eskiden hani bölgesel o bölgenin mimarisine uygun yapılar da yapıyordu ama o da bir boyutu ama asıl oradaki belediyelerle bir işbirliği var mı efendim? Şimdi ve halkla. Şimdi Güneydoğu derken Gaziantep'te Güneydoğu, evet. Urfa'da Güneydoğu, Mardin'de Güneydoğu ve Diyarbakır'da Güneydoğu, Batman'da Güneydoğu. Şimdi maalesef AK Partili belediyelerin dışında istediğimizi %70-80 istediğimizi alamıyoruz. O kadar. Alamıyoruz yani. Şimdi bakınız Gaziantep Belediyesi müthiş başarılı. Büyükşehir Belediyesi de, Şahin Bey Belediyesi de, Şehit Kamil Belediyesi de. Biz Mardin'de merkezde de bir takım çalışmalar yapıyoruz. Urfa'da da bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ama öbür taraflarda başarılı olamıyoruz. Yani bunu ben onlara söylüyorum. Diyarbakır Belediyesi'yle de zaman zaman başarılı projelerimiz oldu. Yani Osman Baydemir'le. Orada Sur civarını yakma noktada epey bina yıktık. Şimdi çok daha ciddi atak yapacağız Diyarbakır'da. Hem orada Dicle Vadisi projemiz var. Hem surların etrafındaki binaları şimdi arkadaşları gönderdim. Orada vatandaşlarla anlaşma noktasında mesafe alıyorlar. Osman Bey böyle zaman zaman çok ciddi şekilde beraber çalışmalarımız oluyor. Zaman zaman bakıyorsun başka Osman Baydemir değil başka bir arkadaş geliyor karşımıza. Ama gene de ben teşekkür ediyorum kendisine. Bu diyorum ki arkadaşlar bu iş siyaset dışı bir iştir. Bu iş siyaset üstü bir iştir. Bu vatandaşlarımızın sağlığıyla ilgili, geleceğiyle ilgili bir iştir. Güvenli yaşamıyla ilgili bir iştir. Bu bizim çocuklarımıza, torunlarımıza olan borcumuzdur. Biz bu işi yapalım. Vatandaş görüyor. Bu bizim insanımız. Öyle bir ferasetli bir insan ki, öyle bir Ali Cenap bir insan ki. Orada beraber iş yaptığınız zaman bakıyor belediye başkanı mı hakikaten bu işe 8 elle sarılmış yoksa hükümet yetkilileri mi yoksa devlet yetkilileri mi onu görüyor onu hissediyor. Onun için diyorum biz yapalım iş vatandaş burada kimimizin hangimizin daha çok bu işe emek verdiğini daha çok çalışıp görür ve ona göre oy verir. Oyu genesi oya gidin talip olun biz vatandaşa biz bu işi oyla ilgili yapmıyoruz. Vatandaş takdir ediyor zaten edeceğini. Biz bu işi hakikaten memleket meselesi olarak, milli mesele olarak yapıyoruz diyoruz. Ama bu konuda başarılı olamadık. Gene elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Ama tabii biz de... Ya istediğiniz düzeye gelemediniz. Gelemedik. %70'ler dediğiniz ya, büyük bir oran. Yani, şey yapamadık yani. Orada istediğimiz başarıyı elde edemedik. Bir Gaziantep gelişiyor. Kalkınmıyor. Yani, mevzuat mı uygun değil yoksa ya, şimdi, halk mı? Biz, şimdi kentsel dönüşümde bugünkü bizim tavrımız, tarzımız, niyetimiz, yapmak istediğimiz nedir? Kentsel dönüşümü biz dilimizin döndüğü kadar, gücümüzün yettiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki kentsel dönüşüm elzemdir. Kentsel dönüşüm şarttır. Kentsel dönüşüm işte bu salaş binalardan, kaçak binalardan, depreme dayanıksız, afete dayanıksız binalardan kurtarmaktır. Kentsel dönüşüm park ve bahçelere kavuşmaktır. Kentsel dönüşüm teknik altyapıyı yapmaktır. Kentsel dönüşüm evi parkı ruhsatsız olan, tapusuz olan insanlara tapulu ev vermektir. Bunu beraber yapalım. Ama biz bunu nasıl yapacağız? Bunu
affedersin, bunu vatandaşın talebi doğrultusunda, vatandaşın rızası doğrultusunda, vatandaşın gönüllü doğrultusunda ve vatandaşımızın bulunduğu yerde ev sahibi yapma doğrultusunda ve hazırlıklı olan belediyelerle, vatandaşı ikna eden belediyelerle, başarılı olan belediyelerle yürüteceğiz. Bizim partnerimiz, ana partnerimiz belediyelerdir. Buradaki bizim beraber yürüyeceğimiz kanadımız ve bir kanadı işte hükümet, devlet, bir kanadı belediyeler. Peki bu noktada bir şey sorabilir miyim? Şimdi Batuhan tabii Güneydoğu diye sorunca özellikle hani orada siz de Diyarbakır örneğini verince yani sorun sadece BDP'li belediyelerde mi yoksa AK Partili olmayan diğer belediyelerde şimdi, mi problem var? Öyle güzel belediyeler var ki BDP'nin içinde de var ama çok az. Ha mesela CHP'li belediyelerde nasıl çalışıyorsunuz? CHP'den yani? De çok bu işi beceren arkadaşlarımız var. MHP'den de beceren arkadaşlarımız geçen Kılıçdaroğlu ama, biz TOKİ'den daha iyi ev yapıyoruz dedi belediyelerimizde. Yapıyorsa tebrik ederim, TOKİ, teşekkür ederim. Mesela İzmir ve Antalya ve Mersin'de diye sanırım örneklerde o şehirlerde özellikle söyledi değil mi? Yani şehirlere girmedi ama bir de, bazı belediye, şimdi İstanbul'da bir belediyecilik fuarı yapacağız ve orada sergileyeceğiz dedi projeleri. O projelerimizin birçoğu işte TOKİ'den daha ucuza mal oldu. Bugün bu arada isim vermeyeceğim ama kabinenizden bir isim TOKİ'den yakında bize %10 daha ucuza yapabilecekken %10 fazladan para ödedik TOKİ'ye diye. Vallahi şimdi TOKİ tabii şu anda bana bağlı değil ama TOKİ tabii devletin önemli bir kurumu, önemli bir kuruluşu ve bu memlekete çok büyük hizmetler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Kendisini geliştiriyor TOKİ. Bu doğrultuda milletvekillerimizi de düşünür, vatandaşımızı da düşünür. Ama önce devletin genel fakiri fukarayı düşünerek iş yapıyor. Yani TOKİ'yi eleştiriyorlar. Diyorlar ki işte zenginlere konut yapıyorsun. Yani zenginlere yaptığı konutları hasat paylaşımı yapıyor. Özel sektörü ortak yapıyor. Özel sektörü böyle tutuyor, para kazandırıyor. Paranın büyük bir bölümünü alıyor. Onunla da fakir fukaraya konut yapıyor. Yani kentsel dönüşüm yapıyor. Yani bu çok iş yaptığın zaman çok eleştiri alırsın. Eleştiri alacaksın. Kolay değil. TOKİ son 2003 yılı başından 2003 yılı sonuna kadar zaten kuruluşunu tamamladı. 2003 yılı sonundan 2011 yılı ne kadar benim dönemimde yaklaşık 8 senede 500 bin konut rakamına ulaştı. Şimdi siz TOKİ başkanıyken de çok yani hem medyatik hem popülerdiniz. Şimdiki başkanı hani gazetecilere bile sorsak evet, pek fazla tanıyan da yok. Hani sizin çok böyle hani ön planda olan aktif bir başkanlık portresi çizmenizden sonra mı acaba biraz zor oluyor Ahmet Haluk Karabel şimdiki başkan? TOKİ, yani daha mı aktif olması lazım mesela kamuoyu önünde başkanın bilmiyorum ama. Şimdi TOKİ hakikaten bu memlekete lazımlı bir kuruluş. Kentsel evet, dönüşüme de çok ciddi katkı sağlıyor. Yeni yeni TOKİ şimdi işte cephelerde yöresel mimariye önem veriyor. İşte Selçuklu mimarisi, Osmanlı mimarisi önem veriyor. Bunlara yeni birimler kurdu. Bu doğrultuda kendisini geliştirmeye çok ciddi bir ekip var TOKİ'de. Çok yani kaliteli. Çalışma hassası olan ekip var TOKİ'de. Çalışma eksenli, çalışma odaklı, üretim odaklı, hakikaten vatan eksenli, millet eksenli bir ekip var. Bu ekip hep beraber çalışıyorlar. Ahmet yani Bey'de başkanından, yardımcısıydı. Başkanından evet, değil mi? Yani, çok yani güzel bir ekip var. Değil mi? Şimdi kentsel dönüşüm bu kadar konuşulurken TOKİ başkanını ben pek fazla görmüyorum. Yani yine Sayın Bakan üzerinden gidiyor gündem evet, daha çok. Onun için diyorum. Yani. Bir de efendim o burada bir de ya Murat'ın dediği doğru da hani kamuoyunda siz TOKİ ile özdeşleşmiş bir isim evet, olduğunuz için ne olursa yine gelip insanlar size soracaklar. Yani böyle de bir gerçek var. Yani hani siz ne kadar deseniz de. Kentsel dönüşümü biz TOKİ'deki tecrübelerimiz doğrultusunda Türkiye'deki yapı sektörünün, müteahhitlik sektörünün, Türkiye mühendislik, inşaat mühendisliği, mimarlık, şehir planı ve diğer aktörlerin, diğer sektörler de son 10 yılda müthiş bir derinlik kazandı. Evet. Müthiş bir tecrübe edindi. Müteahhitlerimiz gelişti. Bu doğrultuda ve baktık ki biz bu işin daha böyle evrensel bir boyutta devlet tarafından yürütülmesi lazım. Bir bakanlık düzeyinde yürütülmesi lazım. Şimdi biz kentsel dönüşümün ana aktörü biziz. Biz ne yapıyoruz? Bu işi organize ediyoruz. Reorganize ediyoruz. Bizzat kendimiz yapmayacağız. Belediyeler yapacak, TOKİ yapacak, özel sektör yapacak. Biz diyoruz ki
vatandaş istemediği yerde kentsel dönüşüm yapmıyoruz. Yapmayacağız. O kadar çok talep geliyor ki şimdi. Ben arkadaşlar da bana verdiler. Biz bir defa 23 yerde riskli alan ilan ettik. Ve 502 noktada riskli bina tespit ettik. Bunu vatandaşlar talep ediyor. Biz etmiyoruz. Biz kendimiz gidip bugüne kadar hiçbir yerde gidip de riskli bina talep etmedik. Vatandaş geliyor. O binadaki... Efendim ama bu Kumrulardaki o bölgede Saraçoğlu Mahallesi'nde, muhtarlar çıktı. Biz de gazeteden öğrendik gibi bir takım açıklamalar yaptılar. Yani bir yerden öğrenecek ya gazeteden ya basına ya televizyonlar. Öğrenmiş yani. Ama yani bir yardımcı olsunlar. Yani onlara yasanın onlardan tebligat yapıp onlardan izin almak diye ama şimdi proje safhasında onların katkısını alacağız. Biz istemiyoruz, onlar istiyor dediniz de. Onun şimdi, için hayır söyleyeyim. Ama burası riskli alan. Ben riskli yapılarla ilgili dedim. Hmm. Riskli yapı noktasında biz bir tane de riskli yapı tespitini müracaatı yapmadık. Hep vatandaştan geldi talep. Yani Türkiye'de oradan bu noktaya geldi. Ha, şöyle mi? Tabii zaten bize gelen talepleri yapsak kafamızı kaşıyamayız. Onun için maili inhidam yani 3194 sayılı imar kanununda bu bina risklidir. Bu bina artık yıkılıyor, ayakta duramıyor. O binayı zaten bu bizim kanun çıkmadan önce de gerek valiliğin gerek belediyenin gidip onun elektriğini suyunu kesip onu yıkması lazım. Bizim yasayla, bizim kentsel dönüşümle bunun alakası yok. Ama kentsel dönüşüm de bu işi önemsiyor. Eğer bir bina hakikaten deprem olmasa da yıkılabilecek bir durumdaysa. Mesela ne oldu? Geçenlerde Urfa'da işte. Urfa'da gazetede okudum ben. Gece çatırtı duyuyor. Kolonlar patlamış. Nasıl? Aradım valiyi. Ben söyleyeyim. Sabah bir telefon. Baktım telefonda Erdoğan Bayraktar yazıyor. Buyurun efendim. Nasıl? Sonra ya dedi bir haber var sizin. Bir anda vatanda çıktı. Tabii, bir anda düşündüm, tamam mı? Dedim yani herhalde rahatsız olduğu bir şey var ki sabahın köründe. Meğer valiyle konuştum. Böyle işte bir yıllık kira da mı ödenecekti oradaki? Ya işte anlatma bunu, niye anlatmıyorsun? İşte anlattım işte. Doğrudunuz anlat ya, bunu önemli hayır, konu. Tamam önemli işte. Şimdi bizim üçüncü sayfada öyle canlı uzun uzun anlatılmasa. Yani Urfa'da riskli bir bina. Bizimkilerde İstanbul'da. Biz riskli yaratmamışız. Yok bize evet, yani İstanbul'un yaptığı ama ben de gazetede gördüm. Şöyle bir haber yani çok geç olmadan buna el atılması lazım diye böyle adeta hani kamuoyunun gündemine getirilen bir vaka. Sayın Bakan da aradı sabah, dedi ki ya böyle konuştum valiyle, gidildi, bizim arkadaşları da görevlendirdim. İşte çıkacak oradakiler, binanın yıkılacak, yenisi yapılacak. Onlara bu arada işte kira yardımı yapılacak vesaire. Hatta onu da ertesi gün haber yaptık devam niteliğinde ama güzel olan şuydu, ben de açıkçası şaşırdım, dürüstçe size de söyledim. Yani genelde çünkü bizi siyasiler niye arar? Bir haberden rahatsız olunca ararlar yani hani... Duyarlılığınıza teşekkür ederim diye arayınca ben de bir garip oldum. Çok alışık değiliz öyle şey. Tabii bina, için... yani binanın çatırdamakta olduğunu, kolonların patladığını ben gazetede, Vatan Gazetesi'nde okudum. Okuyunca vali aradım. Bir tanesi de çıkmıyor. Birkaç, 2-3 tane daire sahibi binadan çıkmıyor. Bir 20 daireli tam bilmiyorum bina. Bir 15-16 tanesi boşaltmış. Bir kısmı da çıkmıyor. Git dedim kendin onları ikna et. Biz onlara 18 aylık kirasını vereceğiz. Evet. Binayı boşalt ve binayı yıkalım diye gitmiş vali Celalettin Bey. Celalettin Günah. Yani ertesi gün de zaten biz oradan gitti. Yine haberini de yaptık. Gitti, boşalttı, binayı yıktı ve ertesi gün ben aradım Murat Bey'i. Hemen yerleştirildi insanlar. Tabii evet, yerleştirildi. Bunu başka yerlerde de yapıyoruz. Bu haberler geliyor bir yer. Onun için talep yavaş varsa, yavaş alışılacak tabii, galiba. Bir de o var değil mi Murat? Yani. Peki niye bu iş, şimdi siz kentsel dönüşüm bir milli meseledir noktasına kadar getirdiniz ve büyük bir heyecanla anlatıyorsunuz. Tamam her şey güzel. Peki bu kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm diye de bir şaia var. Ne zaman kentsel dönüşüm lafını duysak birileri de bunun rantsal dönüşüm olduğunu söylüyor. Niye öyle oluyor? Şimdi yani bu tarafı şimdi da var mı? Galiba Sulu Kule değil mi? Oradan sonra başladı galiba. Yani şimdi efendim Sulu Kule aslında hiç kötü bir örnek değil. Yani oradaki binalar eleştirilebilir. Projesini işte Fatih Belediyesi'nin yaptığı şekli biz onayladık, uyduk yani iş olsun diye. Ama gene de güzel bir proje. Oranın Sulu Kule'nin konseptine uygun, fazla surların yüksekliğini aşmayan işte iki katlı binalar yaptık. Fakat samimiyetle söylüyorum... Orada gerek Roman vatandaşlarımızın, gerek diğer vatandaşlarımızın, orada kiracı olan, orada ufak bir hissesi olan hiç kimseyi mağdur etmedik. Oradaki kiracılara dedik ki buradan siz alabilir misiniz? Biz size burada maliyetin %30 daha düşüğüne buradan ev verelim orada kiracı olanlara. Dedim ev verelim, dediler hayır. Gettiler Taşoluk'tan biz onlara
peşinatsız zannediyorum veya çok az bir peşinatla, 3000 lira 2000 lira peşinatla ve ayda 150 lira taksitle ev verdik, güzel evler verdik. Sonra gittiler onları hava parası alarak başkalarına evet. devrettiler. Ondan sonra yine orada evi olmayanlar gelip orada nümayiş yürüyüş yaptılar. İşte insan hakları oraya buraya yazdılar. Dediler omaları buradan çıkarttılar. Ya orada affedersiniz lağımlar sokağa akıyor. Tuvaletler yok, su yok. Bir itfaiye olsa, bir yangın olsa itfaiye giremiyor. Ve bir takım başka yanlış işler oluyor. Bunları kamuoyu herkes biliyor. Ama efendim orada, bu kadar olumsuzluk bile sizin adınıza olumsuzluk gibi gösterilmesi de çok şimdi efendim, ilginç. Bakın, efendim bakınız bir işte %70-80 bütünlük sağlarsınız, olumlu boyut sağlarsınız. Onlar sesini çıkarmaz. Gidip demez ki ben teşekkür ediyorum burada bir güzel iş yapıldı. Ben burada hep işte benim 30 bin liralık evimi aldılar bana 200 bin liralık daire sahibi oldum. Devlet bunu yaptı. Kimse bunu demiyor. İçinden belki dua ediyorlar. Ama onlar çıkıp toplu bir yürüyüş yapmıyorlar ki onlar hakkını almış. Öbür tarafta gider gidip yürüyüş yapıyor. Oradaki o diyelim ki 30 kişi 40 kişi şu anda bakanlığın önüne geliyorlar birileri. Diyorlar ki işte biz dönüşüm istemiyoruz. Ransal dönüşüm var. Bunu kim yapıyor? Türkiye'nin yerinde belli bir yerine bir Murat'ın grup var. Murat'ın sorusuna gelelim. Yani nümayişin mantığı odur. Kimse teşekkür ederiz diye yürümez. Yürümez. Ama geliyor bunu diyor ki hiç bu işte uzaktan yakından alakası yok. Bir illegal örgütün, bir grubun topladığı insanlar geliyorlar bunları kandırıyorlar. Bilmiyor ki soruyoruz onlara gidin sorun bakalım niye buraya geldiniz? Ya diyor bize diyor işte gel bizi topladılar. Dediler gideceksiniz bakanlığın önünde işte pankart açacaksınız nümayiş yapacaksınız diyorlar. Nedir şey burada? İşte bize dediler. Yani niye protesto ettiklerinden bir haber olarak bilmiyor. Mı geliyorlar? Şimdi biz biz şu anda diyoruz ki kardeşim biz hiçbir vatandaşı kendi yerinden kendi evinden alıp başka yere koymak gibi bir niyetimiz yok. Kentsel dönüşüm yapılması lazım. Armutlu'da yapılması lazım. Derpen'de yapılması lazım veya başka yerde yapılması lazım. İstanbul surlar çok surlar, gündemde son dönemde. Surların o ayrı restorasyon işi. Eğer istemiyorlarsa yapmayacağız. Derbent'i Büyükşehir Belediyesi yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Tabii belediye de biz yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. Ama istemiyorlarsa mesela şimdi, Ankara'da Kuzey Ankara. Ama orada şöyle Kuzey şey Ankara, istemiyorlarsa anlaşma yapılarak yapıldı. Sonra kurada bir takım sıkıntılar oldu. Onu Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptı. Oradaki herkesle anlaşma yaptılar. Ama anlaşma yapsam bile başka bir bölgeden birileri geliyor. Orada bir takım provokasyonlar yapıyor. Bunlar olacaktır. Çünkü hayırlı işleri, yapılan hayırlı işleri de engellemek için ülkenin kalkınmasını, gelişmesini istemeyen az da olsa bir grup var. Bunu getirip yapıyorlar. Maalesef biz muhalefete de diyoruz ki arkadaşlar bu iş bir milli mesele. Bu işi beraber yapalım. Bu işte bizim sorumluluğumuz nedir? Bu işi çok daha şeffaf yapmak. Burada bizim sorumluluğumuz nedir? Bu işi çok daha hesap verebilir ölçüde yapmak. Bir ara bir yolsuzluk iddialarıyla tabii, da biraz başınız ağrıdı. Yani o tamamen affedersiniz saçma, tamamen kitap dişi, Kur'an dişi. Ama bu kadar büyük iş yapılırken bir şeyler olmaz mı? Ya inanın hata var, kusur var. Bunlar bir takım bazı olaylarda şeyde atlama da olabiliyor. Ama kasta ilzam, bir yolsuzluk bilmem ne bunlar evet, kesinlikle olur. Böyle bir şey söz konusu değil. Bakınız böyle bir şey olsa 500 bin konut yapamazsın, 20 bin konut yaparsın, 15 bin konut yaparsın. Yapamazsın. Eğer siz orada dürüstlüğü öne çıkarmazsanız, siz orada insanların duasını alamazsanız, siz orada bir kuruşun hesabını yapmazsanız, öyle 500 bin konut, efendim 180 tane hastane, 800 tane okul ve diğer sosyal donatıları yapmanız mümkün değil. Bakınız TOKİ ne zaman kuruldu? 1984 yılında kuruldu. 2985 sayılı kanunla. 1984'ten 2002 yılına kadar hatta 83-84'te 2019 yılda yaptığı konut Emlak Bankası'ndan gelen 8 bin konutla birlikte 43 bin konut. 43 bin yapmış. En çok eleştirildiğiniz noktalardan biri de bu estetik kaygı. Yani biz de eleştiriyoruz. Ben onu. De o konuda. Ben Türkiye evinde oturmuş bir adam ben olarak söylüyorum. Fakat arkadaşlar Türkiye'de barınmaya ihtiyacı olan insanımızın ev alacak parası yok. Bu Urfa'da balkonsuz ev yapıldı doğru mudur? Ya balkonları küçük oldu. Evet yanlış. Balkonlar orada sıcak memleket. Sonradan bizi uyardılar. Ondan sonra biz teraslarını büyüttük. Balkonlarını büyüttük. Ha, düzeltildi proje. Ne zamandı o? Bizim ilk projemiz Sakarya'dır. Sakarya Korucuk'tur. İkinci projemiz Urfa Akabe'dir.
Unutmadım ben. 10 seneden 10 sene oldu. Evet. Ve ama orada bir efsaneye dönüştü. Yani evet. Şimdi efendim orada gerçekten Urfa'da balkonlar küçük oldu. Hakikaten küçük oldu. Hemen sonradan biz onları o yaptıklarımızı büyütemedik de ondan sonra projelerde büyüttük bunları. Güneydoğu'da sıcak memleketlerde tabii onlar biber kurutuyorlar. Başka türlü şeyler evet. Oluyor. Geniş kullanıyorlar. Geniş kullanıyorlar. Orada uyuyorlar. Yaptık, düzenledik. Evet. Bunları ama TOKİ şu anda gelişti. Şu andaki TOKİ'deki arkadaşlarımız projeleri çok müthiş geliştirdiler. Proje evet. Grubu var TOKİ'de şu anda. TOKİ'nin özelliği butik bir kuruluş. Tim bir kuruluş. Hemen konuşlanıyor. Nerede iş var? Urfa'da. Hemen peyzaj bakıyorsun. Mimarı alacak mısınız diye çok soru evet. Geliyor. Hemen araya bir sıkıştırayım mı? Tam estetik kaygıdan bahsederken. Ve peyzaj mimarları binaların estetiğiyle ilgili değil. Onlar yani ana başlık evet. Estetik kaygı olunca peyzaj mimarı. İhtiyacı yani. Olduğu kadar tabii ki alacağız. Yani. Bir de efendim hani o beton konusuyla ilgili eleştirilen noktada onunla ilgili bir şey var mı? Yeni bir çalışma var mı? Daha estetik, daha var. Az katlı bundan sonrası için. Valla ben Havaalanı'ndan Ankara'ya gelirken o Kuzey Ankara projesinde birdenbire Legoland'e falan değil düştüğümü zannediyordum. Orası bak çok güzel olacak. Allah'tan şimdi bak. Çevre düzenlemesi yapıyorlar. Çok bir şey ama çevre düzenlemesi, çok güzel olacak diyor. Çevre düzenlemesi mütemmim cüzüdür onun. Oradan şimdi dereler akacak, güzel yeşillikler olacak, o viyadükler olacak. O binalar içine şenlendiği zaman, insanlar taşındığı zaman orası böyle pırıl pırıl yani ışıl ışıl olacak. Yapıldığında bu hani çocukların oynadığı Legolar var ya onlar gibi renkli renkli. Evet. Şimdi bakınız benim bir şeyimde, iPad'imde var. Dünyanın en önemli 16 tane şehri var. Bir de dünyanın yeşil şehirleri var. Evet. Bütün dünyanın şehirleri kendilerinin o yaptığı büyük binalar, görkemli binalarla resmediyorlar. Bu böyle. Dünya buraya doğru. Bak New York'ta Manhattan. İşte Singapur'da o büyük güzel binalar. Öbür tarafta bakıyorsun. Aynı şekilde. Bu oğlum aynı şekilde. Şeyle ilgili hani Saraçoğlu'nu sordun ya. Orada hani orada bir rant veya işte bir kavga olmaz ki. Orası devlet lojmanları ki ben orada 5 sene oturdum. 80 ile 85 arasında. Hani orada. Hayır orada bir sit alanı durumu var galiba. Nereden? Yani Saraçoğlu mahallesinde. Orayı bir netleştirelim. Sit alanıdır orası. Kentsel sittir, doğal sittir. Biz orada? Biz orada sağlam olan binaları soyacağız. Binaları yıkmadan onların cephelerini yine evet. Osmanlı mimarisi, Selçuk mimarisi, kafeteryalar, şehir gezinti alanları, butik oteller, müze, restoranlar. Müthiş bir proje olacak ve Ankara'nın marka değerini müthiş artıracak. Tam Genelkurmay Karargahı'nın karşısından bahsediyorsunuz. Kafe ne olacak? Başbakanlığın arkasında. Evet. Savunma Bakanlığı. Savunma Bakanlığı tamam evet. Da yani. Evet. Yok yok Sayın Bakanım. Deniz hadi bunu da eleştir. Neyi? Bak rant çekmiyormuş Saraçoğlu Mahallesi'nde. Benim şehirle ilgili şeyim ranttan çok çevreyle ilgili. Yani ama ben, oraya hani büyük mesela, binalar yapılmayacak Saraçoğlu'na. Şimdi Sayın Bakanım ben bizim iş yerimiz işte Murat'ın da eski iş yeri. Eskişehir yolunda. Şimdi etrafımızda onlarca gökdelen çıktı mantar gibi. Şimdiden mesela park sorunları, yol sorunları vesaire yaşanmaya başlandı. Bir de şu dikkatimi çekiyor. Şimdi Katar'da petrol parası evet. O kadar bol ki bir yarım adayı Manhattan gibi gökdelenlerle doldurdular. Şu anda hepsi boş. Şimdi Allah'tan kamu binaları yani kamunun evet. Binaya ihtiyacı var. Kiralıyorlar birkaç tanesini. Ama gerisinde ciddi bir boşluk var. Yani konut üretilirken arz talep dengesi araştırılmıyor mu ya da bu iş başka bir şeye mi dönüştü? Ben efendim, bir şey söyle araya girmem mümkün mü kesmemek için bir yine reklam arası vermem gerekiyor. Çok özür diliyorum maalesef saat aralarında ve saat başlarında. Bununla devam edelim. Denizle devam edelim dilerseniz. Efendim yarının ardından hem bu sorunun cevabını hem artık Twitter'dan gelen soruların cevaplarını ve gecekondu sahipleri nasıl ev sahibine dönüşecekler bunları konuşacağız. Az sonra buradayız yine.